Merhaba arkadaşlar, SLAM eğitimine devam ediyoruz. Öncelikle bir önceki videoda bahsettiğim bazı faydalı kaynaklardan bahsedelim. Gmapping'i görmüştük. Burada Wikiros'ta Gmapping'in kendi tutarısına bakacak olursak burada bize Gmapping ile alakalı kullanabileceğimiz bütün parametreler ve bunların açıklamaları belirtilmiş. İhtiyacınız olduğu zaman buradan bakabilirsiniz. Hector Mapping için de aynı şekilde burada belirtilmiş durumda. Karto Mapping için ROS Wiki'de böyle bir kısım bulamadım. Ama burada bir şey buldum. Nasıl parametrelerin kullanıldığıyla, ne iş yaptığıyla alakalı, değişken türleriyle alakalı kısım buldum. Burada bakabilirsiniz işte düz olan parametrelerin ne olup ne olmadığına, hangi parametreyi ne yaparsam daha iyi sonuç elde edebilir. Bunu araştırabilirsiniz bu şekilde. Ve son olarak da OpenSLAM diye bir sayfa var. Burada da farklı SLAM metotlarının karşılaştırması ve açıklamaları yapılmış. Buradan inceleyebilirsiniz bu SLAM türlerini. Burada gördüğünüz üzere Gmapping ile alakalı yapılmış haritalandırma metotları, haritalandırma örnekleri gösterilmekte. Ve eğitimimize geçecek olursak, şimdi bu videoda ne yapacağız? Oluşturduğumuz haritayı yükleyip robotumuzu bu harita üzerinde bir noktadan başka bir noktaya göndermeye çalışacağız. Şimdi ROS Launch ile MyBot Gazebo paketimizi çalıştırarak robotumuzu yükleyelim. Evet. Gazebo geldi. Şimdi ROS CD ile öncelikle çalışmadan önce çalışacağımız dosyaya bir bakalım. MyBot Navigation'ın launch'un içerisine girelim ve gedit ile de mcl.launch dosyamızı açalım. Şimdi bu mcl.launch dosyası ne? Bizim oluşturduğumuz haritayı yüklerken kullandığımız parametre dosyası bu. Burada bizim şu kısımda oluşturduğumuz haritanın .yml olarak ismini giriyoruz. YML olan dosyadaki ismini giriyoruz. Testmap.yml'ymiş bizim örnek oluşturduğumuz daha önceki harita. Bu şekilde MyBot Navigation Maps'in içerisinde bu dosya kayıtlıymış. Siz de direkt bu dosyayı da kullanabilirsiniz. Ya da kendi oluşturduğunuz haritayı burada değişiklik yaparak kullanabilirsiniz. Bunu dedikten sonra bizim map'imizin, odamızın map'e bağlanmasıyla alakalı bir transformasyon dönüşüm yapılmış burada. Lokalizasyonla alakalı blok bulunmakta. Bu blokta da işte gene lider sensörümüzün hangi konudan yayın yapıldığı, odam frame'imiz, bizim robot modelimizin drive control tipi. Bu da çok önemli aslında. Bizim burada MyBot'ta kullandığımız drive kontrol robotun kontrol tipine bakacak olursak iki tane teker bulunmakta aslında. Bu iki tekerlekler ileri geri dönerek dönüş açılarını ve ileri geri gitmesi sağlanıyor. Yani buna diff drive controller deniyor. Bir de Ackermann controller var. Bu controller da bizim normal arabaların kontrol gibi. Yani önünde bir direksiyon dönüş aksamı olduğunu düşün. Ona göre tekerlekler öndeki teker belli açı değerlerinde dönebildiğini düşün. Bu şekilde bunun tanımlanması gerekiyor burada. Bizim base frame'imizi yine tanımlamamız gerekli dedik. Ve biz robotumuzu kontrol etmek için gerekli olan haritalandırma maliyet haritalarını burada yüklememiz gerekli. İki video öncesinde bunun bu haritalandırma maliyet dosyalarının ne olduğunu açıklamaya çalışmıştık. Bunları yüklüyoruz ve robotumuzu çalıştırabiliyoruz navigation paketlerini kullanarak. Şimdi bu paketi çalıştıracak olursak ROS Launch MyBot Navigation mcl.launch dosyasını çalıştırdık. Evet, dosyalarımız yüklendi. Ve de çalıştıracağımız bir diğer dosya ROS Launch MyBot
description içerisinde bizim bir sefer gösterdiğimiz hangisiydi? MCL'di sanırsam. Evet, MCL varmış. MCL.launch dosyasını çalıştırıyoruz. Evet, şimdi navigasyona başlamadan önce bizim robotumuz burada belli bir noktaya konumlandırıldı. Burada gazeteye bakacak olursak robotumuzun bulunduğu konum ile Arviz'deki konumunun aynı olduğunu görebiliyoruz. Ama başlangıç esnasında robotun konumu yanlış bir yerde olabilir. Yani yanlış bir konumda kendini bulmuş olabilir. Bu durumda bizim yukarıdaki bölmeden Repose Estimation diyerek robotun doğru konumunu belirtmemiz ve yönünü belirtmemiz gerekiyor. Onun dışında burada bakacak olursak NavGoal dedi de bizim robotumuzun navigasyon yaparak gitmesi gereken hedef noktayı belirttiğimiz kısım ve Publish Point. Buna da tıklayacak olursak eğer şu aşağıda gördüğünüz üzere bizim harita üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatlarını bize veriyor. Bu koordinatları kullanarak biz robotumuza bir kod ile o noktaya gitmesini söyleyebiliyoruz. Şimdi burada Navigation Goal kullanacağız. Öncelikle şöyle bir hedef seçelim. Burada bir yeşil ok çıkıyor. Bu ok robotun o hedefe ulaştıktan sonraki hangi yönde yönünü döneceğini belirtiyor. Şöyle bir hedef işaretleyelim ve robotumuzu bu noktaya gönderelim. Burada bakacak olursak eğer mavi ve yeşil iki tane çizgi görüyoruz. Bu mavi çizgi bizim global yol planımız. Yeşil çizgi ise bizim anlık olarak global yol planına göre robotun sürekli kendini o noktaya odaklamasını sağlayan o hedefi aslında yönelimini gösteren çizgi diyebilirim. Şimdi robotumuz hedeflenen noktaya gitti. Peki şöyle bir şey olsa ne olur? Bizim robotumuz hedeflenen noktaya giderken önüne haritada olmayan bir engel çıksa ne olur? Bu engel hareketli bir engel de olabilir ya da daha sonradan oraya o noktaya bir engel yerleştirilmiş de olabilir. Şimdi bunu test etmek için örneğin şuraya robotumuzu gönderelim. Robotumuz bu noktaya giderken biz önüne bir engel daha ekleyelim. Gazebo ortamında robotumuz gördüğünüz gibi gitmeye çalışıyor. Bazen kendi etrafına dönerek eğer uygun bir plan bulamadıysa veya nesnenin etrafına çok yaklaştıysa farklı hareketler gerçekleştirebiliyor. Örneğin şöyle bir nesne ekledik. Ve bakacak olursak bu nesne bir anda şeyde belirdi, haritada belirdi. Ama robotumuz bu hedeflendiği noktaya giderken önüne bir engel çıksa dahi sürekli olarak gitmesi gereken noktayı güncellediği için ve yol planını güncellediği için bu engelleri açarak obstacle evidence gerçekleştirebiliyor. Şu an gördüğünüz üzere robotumuz hedeflenen noktaya gitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.